Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stellanfrişki'de Osmanlı Devleti serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Balkanlardan bir liman ve bir kale almıştık. Bu bölümde almamız gereken yalnızca bir köy var. Birinci ee, Murat Devri'nde yavaştan bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde Beyazıt Devri'ne geçeceğiz. Ee, umarım bugün güzel video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam en son Kastel Sant Elmo yakınlarındaydık. Bugün dediğim gibi almamız gereken bir köy var. Şöyle şuraya alırız. Ee, aslında şu tarafa doğru açılsak olur mu acaba? Şimdi şöyle biraz yukarıdaki kalelere de bakmam lazım. Şuraya kadar açılsam beyaz devrinde biraz daha ileri gitmek zorunda kalırım. Ee, aslında bir kale bir liman daha şık olur gibi ya. Sostra'ya açılsak Nasıl olur acaba? Şu köyü aldıktan sonra onları bir düşünelim. Yani umarım bugün e, aslında bir savunma yapmak istiyorum. Bu bölümde fark ettiyseniz çok az savunma yaptık. Şöyle büyük bir savaş olsun da savunma yapayım istiyorum gerçekten. Evet şöyle şu Lord'la beraber girelim. E, sayımız fazla olduğu için otomatik savaş yapacağım. Biraz para kasmamız da gerekiyor. Bu arada Osmanlı Devleti askerleri beğenilmedi. Yani aslında haklısınız. Bu konuda bir şey diyemem. Çünkü abi gerçekten yani yok. Yapılmaz. İmkanı yok. Şöyle şimdi yine de deneyeceğim bir şekilde. Şu başlık kesinlikle uymuyor. Ama başka ne yapabilirim hani? Onu düşünüyorum şu anda. Başka ne kullanabiliriz? Şöyle bakmam gerekirse şunu mu kullanalım abi? Yok. Şu mu? Yok hocam yani maalesef 14. yüzyılın kostümleri yok. 13. yüzyılın var. O yüzden biraz sıkıntılı. Yani düzmekte zorlandım. Asker birimlerini. Yani normalde hani buna önem veririm dediğim gibi. Memlükleri mesela gayet güzel dizmiştik. Gayet de benziyordu gerçekten. Ama Osmanlı Devleti yok abi imkanı yok. O yüzden pek buna takılmayalım. Sizden ricam sizden isteğim budur hocam. Çünkü zaten yapamadık. En azından sadece güçlerine biraz bakalım. Hani kendi asker birimlerimiz olsun en azından. Sadece buna takılalım. Başka da pek e, bir şeye odaklanmayalım hocam. Şöyle şimdi. Yani bu arada başka devletlerden asker almayacağım. Kullanmayacağız abi. Şöyle buradan kullansam yeter. Elit var mı abi? Elit yok. Esir var mı? Sat abi. Ee, hemen bir yemek alalım. Serimiz şu anda iyi gidiyor. Seri şu anda iyi, fena değil. Ee, daha da neler eklenebilir diye düşünüyorum. Aslında bir yoldaşlara ihtiyacım var gibi. Ee, ama biraz ikna'yı geliştirmem lazım. İkna'yı geliştirmem lazım bakacağız ee, şu anda düşünüyorum Hani bir kale alınır mı şu an toprak olarak gerçekten bence e, gayet iyi duruyor İstanbul' bir çember almış durumdayız harita olarak gerçekten çok iyi duruyor Bu arada ben e, kalelere falan odaklanmıyorum yani şunu demeye çalışıyorum Normalde mesela e, Orhan Devrinde Bursa alınmıştı ama Bursa ta nerede abi yani gidip buradan Bursa almak mantıksız olur O yüzden direkt e, haritaya bakarak bir oyun sergilemeye çalışıyorum ben. Bilginiz olsun. Bunu da e, eklemek istedim abi. Şöyle biraz e, dinlenelim. Birazdan ne yaparız diye düşünüyorum şu anda. Hani bu bölümde de bir şeyler şart. Ama ne yapabiliriz? Bakacağız. 37 bin gitti abi. Aslında yolda çalabiliriz dediğim gibi. Şöyle bir elmaya girelim ya. Belki burada e, Clovis olması lazım. Clovis sanki bu taraflardaydı. Ya da Joffrey olabilir. Joffrey olabilir bu arada. Reis bir açıl. Ben şu reisle görüşmeye geldim. Selamun Aleyküm patron. Ee, i̇yi günler efendim. Herhangi bir sorunuz varsa tamam. Hocam bana Joffrey yok. Amir. Evet. Kayıp. Ee, Hulan neredeydi? Hulan'da Orta Asya. Berta Polonya taraflarındaydı. Malborg. Rus kalesinde. Aslında gidip onu alabiliriz bu arada ya. Clovis'i bilmiyorsun Radagor Robin İngiltere'de ee, Neredeydi abi Bertha Malborg Gidelim abi Bertha'yı alalım Bertha'yı almaya gidelim Şimdi hocam şöyle Malborg nerede bir önce ona bakalım Hocam Malborg'da Uzak mı ne Ma Hocam Oraya kadar nasıl gideceğiz ya Gidelim abi yavaş yavaş Malbork'a gidelim. O sıra askerler falan da bir toparlansın. Şu anda Bizans'ı fena araya sıkıştırdılar bu arada ya. Harbiden acıdım. Yani hem Kutsal Roma hem Bizans ikisi de gitti. Anadolu Selçuklu Devleti ayrı ayrı yerde toprakları var. Osmanlı Devleti bizim... Evet. Neden öyle bir şey yaptınız? Bizim elemanlar niye öyle bir şey yaptı? Hocam aman öyle bir şey yapmayın istemiyoruz. Dediğim gibi alacağız. Oraları da alacağız ama Fatih döneminde alacağız oraları. Biraz şu taraflara Fatih döneminde açılacağız. Ama şimdi gerek yok. Dediğimiz gibi yani biz tarihi e, tarihe uygun yapmaya çalışıyoruz hocam. O yüzden hani şu an e, kimi yerlerde mesela elimiz kolumuz bağlanıyor. Hani orada bir şu damga yemeyelim. Ayağı oynamayı bilmiyor falan filan şu damgayı yemek istemiyorum. Yani varsa öyle diyen zaten tanımıyordur hocam. Yeni görmüştür kanalı. Uzun zamandır takip edenler bilir. Yani iki defa dünyanın tamamını aldık zaten. Yani artık biraz daha gerçekçi oynuyoruz hocam oyunu. Biz ondan yanayız. Bilginiz olsun. Şu anda 85 bin var. 240 kişilik bir birliğimiz var. Kuşatma makinalarımız falan var. Bertay'ı aramaya gidiyoruz hocam. Şu anda kuzey topraklarındayız. Reis senle bir kapışsam mı dedim de yok. Girmedim yere. Şöyle mesela burada bir Mountain Bandits birliği gördüm. Bu elemanları ben tek başıma bir kesmek istiyorum hocam. Bizim elemanları sağ mesafesine uzakta yapacağım. Bizim elemanları kullanmayalım. Şunları da kapatalım. Tek başıma gerçi kesemeyebilirim bu arada ya. Fena değiller çünkü. Şöyle yapalım. Tamam girelim bir bakalım. Bir deneyeceğiz. Bir deneyeceğiz abi. Evet hocam bakalım. Kuzeyde savaş nasıl oluyor? Bir de öyle görelim hocam. Şöyle nerede elemanlar? Bayağı uzaktalar bu arada. Çünkü savaş mesafesini bayağı uzakta yaptım. Ha bizim elemanlara dur emri vermem lazımdı. Pardon. Bir durun abisiz. Ben şöyle bir birkaç eleman kesip döneyim tekrardan. Selamun aleyküm beyler. Bakalım şöyle birine indirdim ikincisine indirdim şöyle hızlıca karga vuruşlarını yapıyoruz abi şöyle birine daha vurabilirsem güzel Reis selamın aleyküm sana da selam dostum karga vuruşunu biraz geç çekti yoksa alırdık Nasıl vuramadım ona ya neyse evet bir 5 kişiyi hallettim şöyle evet biraz bazen manevrada sorun yaşıyorum Evet bazen hata yapabiliyorum. Şu anda hangisine odaklanacağımı bilmediğimden dolayı bazen vuramayabiliyoruz hocam. Şöyle birini daha hallettim. Reis selamun aleyküm. Evet aslında bu arkadakileri yayla da halledebilirim. O yüzden şöyle biraz yay atışına döneceğim. Şöyle reis selamun aleyküm. Evet bunların hepsi öteki tarafta bunlar. Bunlarla görüşeceğiz. Şöyle indirelim bunları. Son 31 kişiyi güzel Bizim elemanlar da artık duramıyor. Bak kanı kaynadı. Bizim elemanlarında. Şöyle bunların ikisine kargo vuruşu yakışır hocam. Şöyle dönelim. Evet tamam dönemiyoruz. Dönemiyoruz hocam. Neyse. Evet biraz eleman kestim sanırım. Yeterli bu kadar. Daha şöyle birinde alalım. birini indirdim. Güzel. Selamun aleyküm. Evet, şuna da vurabilirsem süper olur dedim ama yok abi çıkmıyor daha fazla. Şöyle şu elemanı da indirelim. Şuna biraz vuralım. Evet hocam. Kayıp vermeden sanırım halletmiş oluyoruz. Şöyle emri vereyim de saldırsınlar artık. Fazla zaman kaybettik. Evet son bir kişi diyebiliriz. Aynen evet, hepsini hallettik. Sıfır. Ölü sıfır yaralı. Biraz seviye alanlar olmuştur umarım. Abi çok az. Ganimet düşmüyor mu ya? Bak. Bunun sebebi ne biliyor musun hocam? Bizim yağmacılığımız kaç? 94'müş lan. Lan bir an ben de şey oldum ha. Niye vermedi lan o zaman ganimet? 243 kişiyiz. Vermesi lazım normalde. Yağmacılığı bir an e, hiç geliştirmediğimizi düşündüm. Amir'i de geliştirdiğimizi düşündüm. Ve Amir'i de gittiği için e, bir an hiçbir şey kalmadığını düşündüm. Berta sen olmalısın. Ben birinci Murat. Hüdavendigar. Seni Osmanlı topraklarına getirmek için geldim. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Veterinersin. 16 yaşındayken veterinere bakmak bakmakta çok iyiyim. Hmm. Takıma gel. 4000 tamamdır anlaştık. Seni iyi bir savaşçı yapacağız. E, boş ver geriye kalan veterinerlik falan bitti artık o işler. Evet hocam Bertay'ı takıma aldık. Özellikler biraz kötü gibi ama geliştireceğiz ameliyat sargı yaralarına vermekten ziyade veterinerliğini geliştiririz. Daha sonra biraz eğitim verir miyiz bilmiyorum. Ama aynı zamanda başka bir şey de geliştirmem lazım gibi Berta'da. Bizim takımda ne eksik? Silah bakımı eksik, paket yağmacılık. Yağmacılığımız iyi aslında. Hayvan bakımı düşük. Evet eğitim düşük. Taktik düşük. Clovis lazım bize. Klovis iyiydi. Neyse halledeceğiz. Şimdi tekrardan e, Anadolu topraklarımıza dönelim. Andot. Evet. Andot'u burada kurtaracağız. Andot. Bakalım. Ulan iyiymiş ya bu. Bu kafasındakini bulamayız abi bu arada hiçbir yerde. Elemanın özellikler değil lan. Şuna bak. 100. Vay anasını. Şöyle yardım edelim. Evet Andot görüşmek üzere. Öteki taraf boylat sanki Andot'ta. Göremedim sonradan. Seviye alanlar var. Bertha hemen seviye almış. Çok iyisin Berta. Bertha'nın şimdi öncelikle veterinerliğini geliştirelim. Aslında bizim için başta bu önemli değil ama bunu hemen geliştirelim. Şöyle daha sonrasına bakacağız. Şimdi hızlıca Anadolu'ya döneceğiz. Takım dayanıklılığı falan bayağı azaldı. Hocam Vallahi biz buradan geçemeyiz ya. Yanlış yerden geldik. Bu arada gemi almamız lazım ha. Ben bunu fark ettim. Gemi almamız da lazım. Ee, evet. Hocam gidiyor muyuz acaba ya? Şöyle. Ha gidiyormuşuz. Tamam ya gidiyoruz tamam. O Selçuklu İstanbul'u kuşatıyor ha. Hocam. Vallahi Anadolu'dan bir ayrıldık. İşler sıkıntılı. Şöyle şu taraftan gidelim ki rahat ulaşalım. Biraz da dinlenmemiz lazım. Evet hocam beklediğimiz oldu. Polonya İzmir'i kuşatmaya geliyor. Güzel. Bu bölümde bir savunma yapmak istiyordum. Çünkü hani sürekli bir fetih, sürekli bir saldırı. Biraz daha savunmaya çekilelim. Agresif dış politika yemekten de korkuyordum. O yüzden bu bölümde aslında pek fetihte düşünmüyordum. Reis İstanbul'u aman diyeyim. Aman diyeyim kaptırmayın. Bakacağım zaten İstanbul'da da bir hani e, sıkıntılı durumu olursa döneceğim. İstanbul taraflarına döneriz. Şöyle bakalım. Abi şu anda şu durumda ben alabileceğini düşünmüyorum Anadolu Selçuklu Devleti'nin. Çünkü İstanbul sağlam bir kale ama 40 kişilik daha bir takviye gidiyor şu anda o tarafa doğru. O biraz sıkıntı. E, şöyle kamp kuralım. O sıra İzmir'de kimse var mı bizden? Tamam. Şöyle şu anda bir taraftan İzmir'in kuşatılmasını beklerken bir taraftan da İstanbul'un kuşatılmasını izliyorum. Polonya İzmir'e saldırdı. Aslında İzmir'e gitmeme gerek yok. Şu anda o eleman hiçbir şey yapamaz ama yine de İzmir'deki birliklerimizi kaybetmemek adına hızlıca İzmir taraflarına dönüyorum. Şöyle hızlıca gidelim abi. İzmir'e girelim. Savunmamızı yapalım. 400 elemanla hızlı şekilde güzel abi. Baya sağlam kostümler, kalkanlar, botlar. O oh hocam o. Oh. Şöyle kullanabileceğim bir bot var mı abi? Bir bot görmüştüm sanki ya. Şunu alalım mesela. Ee, şunlardan birini alabilirim. Ver abi. Yanlışını aldık. Şunu ver tekrardan. Ama bunları da yenilemem lazım. Bunları da yenilemem lazım. Ee, şöyle baktığımda gerisini satarız ya. Gerisini satarız. Pek Avrupa tarzında kostüm de kullanmak istemiyorum. Polonya ortayı sarı kuşatıyormuş. Güzel. Benim e, gemiye ihtiyacım vardı hocam. Benim gemiye ihtiyacım vardı. Gidip gemi de almam gerekiyor gibi hissediyorum. Şöyle hızlıca Orta taraflarına gideceğiz. Orada kuşatılıyor çünkü o bayağı da Evet bu kimmiş lan? Kazimir. Acaba yeni mi eklendi? Daha önceden bilmiyordum bu arada bu elemanı. Şöyle ne oldu lan burada? Evet ikidir. Şurada bir hata yapıyoruz. Tamamdır. Bekleyelim. Ulan dışarıda kim kime saldırdı? Burada buluşalım diyeceğim. Şöyle ulan eleman nerede? Tıklayamıyorum şu anda. Ulan niye tıklayamıyorum şu an? Ulan burada eleman kime saldırdı? Allah Allah kafayı yiyeceğim ha. Dur elemanlarıma saldırı emri vereyim de bari. Arkada mı? Allah Allah ben niye bir türlü denk getiremedim ya? Tamam. 600'e 150 bunu da halledelim. Yine elimizdekileri satacağız. Baya para yaptık bölümde. İstediğim oluyor. İstediğim oluyor abi. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz gemi almam lazım. Beyaz devrine az da olsa denizlerde hızlı olarak başlamak istiyorum abi. Kuşatma silahlarımız falan var yoksa ondan yana sıkıntı yok. Selçuklu'nun Bizans'ı alamaması lazım. Oha. Oha hocam. Ha yüz mü gördün? 400 de mi o? Ha tamam sıkıntı yok. Evet Bizans şu anda galip kuşatmaya gelmiş. Çok iyi. Çok iyi. Geçelim hemen. Kastel'e geçelim. Hemen geçelim abi. Şöyle. İçeride elemanlar savunma yapsın. İki kişi de yukarıdan geliyor. Ahmet Sencer ve Mesut geliyor. Lan Baya da lordumuz varmış ya bizim. Güzel. Veterinerliğe daha fazla vermeye gerek yok. Biraz eğitime verelim. Biraz eğitime verelim. Kalabalık bir asker birliğimiz var ve hızlıca seviye almaları gerekebiliyor. Çoğu durumda. Şimdi hocam şöyle. Burada bir savunma yapmak istiyorum. Dediğim gibi Kastel Sant Elmo'da bölümde de bunu istiyordum. Ee, ama elemanlar hani pek bilmiyorum. Pek sağlam gelmedi gözme şu anda. Bakalım. Bekleyelim içeride. Yani şu an istesek ciddi anlamda söylüyorum. Alamayacağımız kale yok. Ee, ama dediğim gibi yine söylüyorum. Tarihe uygun yapmaya çalışıyoruz. Ee, her kaleyi farklı devirlerde alacağız. Hani her padişahın ayrı devri var. Kafamızda kurguladık. Almaya çalışacağız hocam. Şöyle şimdi şu yemekleri alalım. Tamamdır. Bekleyelim şimdi. Bekleyelim. Gelsinler bayağı bir toplansınlar istiyorum. Burada da bir savunma yapalım. Mehtar marşı içinde yapalım mı hocam? Bir mehtar marşı verelim mi? Güzel olur. Yani mehter marşı verdiğimiz zamanlarda daha iyi oluyor. Bu arada niye saldırdı lan? Sen beni nerede gördün de saldırdı? Olan abi nasıl saldırdı ya? Hocam ver mehteri girelim abi o zaman. Evet hocam hazır mıyız? Mehter eşliğinde saldırı yapmaya, meydan savaşı yapmaya hazır mıyız? Şimdi atlı birlikler ileri. Atlı birlikler 10 adım ileri dizil abi dizil dizil mancınıklar mancınıklar aç abi arayı mancınıklar açın arayı atlı birlikler çıktım abileri 10 adım daha çıkın ileri şöyle geçin evet bizim mancınıklar kafayı yedi şimdi hocam hazır mıyız okçular Okçular geç abi. Buradan sıkıştıracağız. Ee, şu birlikleri şöyle ön tarafa atacağım. Böyle ön tarafa atacağım. Şimdi okçuların yeri biraz uzak oldu gibi. Onu bir ayarlamamız lazım. Bu arada 300 kişiye karşı. Gireceğiz. Ee, o yüzden biraz temkinli ol olmak istiyorum. Mancınıkları vardır muhtemelen. Bakalım. Hmm, şöyle aslında okçuları ayırmak istiyordum biraz. Şöyle dağınık dursunlar abi burada. Tam o e, yerde dağınık dursunlar. Mancınıklar bir 10 adım ileri çıksın mancınıklar pek güven vermiyor ya. Kim kullanıyor abi mancınıkları? Evet şöyle ordumuza bakmamız gerekirse bu şekilde iyi. Berta da geride. ilerideki birliklerimizin arasına. Reis ileri gitmiyoruz. Herkes olduğu yerde sabit. Savaşı olan çok yaklaşmışız. Dur. Dur 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 hocam dur. Evet onların da mancınıkları var. Hemen girelim bakalım. Ver hocam mehteri. Ver. Ver giriyoruz. İngiliz askerlerini de görüyorum. Onlarla da ileride savaşacağız. Mancınıkları kırmak için geldim ben bu tarafa. Evet elemanlar sağlam başladı bu arada. Ben at dönüyor at dönmüyor hocam. Şöyle vuralım bakalım. Verdik mi hocam mehteri? Şöyle hızlı şekilde kesmeye çalışalım. Ben alacağımızı düşünüyorum bu arada. Bir şekilde. Hani dediğim gibi bizden üstünler ama biz alırız abi. Şöyle dediğim gibi mancınıkların üstüne oynuyorum. Sürekli ilk takviye bize geldi. Şöyle abi. Evet baya kayıp verdik gibi. Evet, yani tüm mancınıklarını kırdım elemanları. Şimdi bundan sonrası bizde daha Hadi. Bundan sonrası bizde hocam. Haydi devam edelim. Orada bayağı hasar aldım. Gira ulan yapma ya. Yapma hocam. Evet sanırım biraz uzaktan oynamam gerekecek. Evet düşmana da takviye gelmeye başladı. Reis bayağı ezilmişiz. Evet bayağı ezilmişiz. Mehteri iptal hocam. Mehteri iptal edelim. Dön. Dön geri. Dön geri. Şimdi bunların içinden geçeceğiz. Nereye kaçtı hocam diğeri? Niye kaçtı? Şimdi şöyle girelim bakalım. Şimdi verebilirsiniz hocam mehteri. Tekrardan bir mehter alalım. Bizim mehter takımı gelsin. Şuradan ver mehteri hocam. Hızlı şekilde başlatalım. Gel abi. Birlikler sağlam. Karşı taraf sağlam dediğim gibi. Şöyle yine mancınıklara yan açtım. Mancınıkları halledersek gerisi kolay abi. Şöyle bu mancını da hallettim. Evet şöyle aralarına doğru girmeye çalışıyorum. Kaç eleman aldım sanırım orada. Evet birini daha aldım. Şunu almak isterdim ama alamadım. Roman'ın birlikleri de burada. Onlara da kargo vuruşlarıyla halletmeye çalışıyoruz. Bizim mancınıklar devrede süper. Şöyle hocam. Meydanda dönmeye devam. Elbet birine denk gelecektir. Şöyle dönüyoruz. Evet burada birini gördüm ve hallettim hemen. Selamun aleyküm. Van nasıl değmedi ya. Eğmesi lazımdı. Eğmesi lazımdı. Esselamun aleyküm o da değmedi maalesef maalesef abi Şimdi biraz daha yay atışlarına dönebiliriz sanırım çünkü eleman kalmadı fazla şöyle buradan mesela şöyle halletmeye çalışalım biraz daha sayıları azaldığı için kargo vuruşlarını yapmakta zorlanıyoruz sen kimsin lan gel nerede nereye kayboldun evet o hocam. Olmuyor ya böyle. Bize takviye birlik geldi. Süper. Onlara da son takviye birlikleri geldi. Oy hocam. Eleman sağlam karga attı ya. Allah. Lan bak. Evet. Evet. Savaşı kazansak da meydan savaşında bir meydan savaşında kurban gitmiştik zamanında. Tarihte de böyle olmuştu. Bizim durum da ona benzeyecek sanırım. Evet. Şöyle bekliyoruz. Şöyle bekliyoruz. Sanırım alacağız. Reis hey, benim ölmem lazım. Ölmem lazım. Şimdi beni öldürün ki. Serinin biraz daha gerçekçi olması için ölmem lazım. Öldürün lan beni. Allah belanızı versin. Bir önceki savaştan niye öldürmediniz? Adamlardan eser kalmadı ya. Evet. Bir şekilde aldık. Keşke ölseydim ama ölseydim. iyi olurdu. Biraz uygun olurdu. Burada hemen zaten kapatacaktık. Bir sonraki dönem direkt beyazlıktan başlardık. Evet Bizans lordları gelmeye devam ediyor. Bu arada benim birliklerin hani çoğu yaralı. O yüzden ben şöyle içeriye girsem iyi olur. Kastel Santelmo'ya geldim. İçeride biraz bekleyelim. Burada zaten elemanlar dağılacaktır. Şöyle saldırı dedim. Evet kaçmaya başladı. Kaçmaya başladı. Gel abi gel. Burada buluşalım. Şimdi saldırın. Güzel. Şu anda sağlam para da var. Eee sanırım bu bölümlük bu kadar yeter. Fazla da uzatmayalım. Bir sonraki devirde aslında bu bölümde yapmamız gereken pek bir şey yoktu. Yine de eee evet şurada bir köyümüz gitmiş. Köyümüz gitmiş hocam. Köyümüzü almışlar maalesef. Şimdi o köyümüzü almaya gidelim. O sıra e, yine konuşmaya devam edelim. Bu bölümde zaten almam gereken bir yer yoktu. E, sadece bir köy vardı. O köyde de mi şu an savaş dönüyor? Yok. O köyde bir şekilde halletmiş olduk bak Fransa. Bak Fransa. Abi ben şimdi bir köy için düşman olmak da istemiyorum ama yani niye böyle ters bir olay yaşanır onu anlamadım. Yani çok boş bir durum hani anladın mı? Bir köyünde değilim ama bizim burayı elimizde tutmamız lazım toprak bütünlüğü için. Yani bu Niye böyle oluyor gerçekten anlamıyorum. Şu anda moralim bozuldu gerçekten. Bak bir köy için benim moralim bozuldu ya. Böyle ince detaylara önem veririm. Ee, neyse. Bugünlük burada kapatalım. Bir sonraki bölümde artık köyü tekrardan alırız bir şekilde. Ee, dediğim gibi şu anda toprak bütünlüğü gayet uygun. Bir sonraki bölümde Beyazıt ile devam edeceğiz. Yıldırım Beyazıt devri başlıyor. Yıldırım Beyazıt devrinde Konya, Fethiye Sostra, Castel Sant Elmo Limanı e, ve şuradaki Heidelberger e, Schools yazıyor. Orayı alacağız. Başka da yer yok sanırım. Daha sonra Beyazıt'tan direkt Fatih'e atlayabiliriz. Bilginiz olsun. O aradaki e, duraklama devrini vermeye gerek yok. Bugünlük benden bu kadar hocam. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atmayı unutmayın bu arada. Her videomuza, her Osmanlı serimizdeki videomuza 150 like hedefi koyduk. Bu arada 5000 aboneye doğru giderken de aramıza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.